Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle birlikte güncel olarak tartışılan, sıcağı sıcağına arkadaşlar tartışılan mülakat meselesi ile ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz kamuda işe alımlarda 2016 ve öncesinde ne vardı arkadaşlar? Yazılı sınavlar esas alınıyordu. 2016'dan itibaren sözlü sınav daha getirildi, sözlü sınav şartı. Dolayısıyla kamuya girmek isteyen, işe başlamak isteyen kişiler önce yazılı sınavlara, daha sonra çeşitli sözlü sınavlara tabi tutuluyorlardı. Fakat bu sözlü sınavları öyle çok detaylı atama puanını etkileyecek nitelikte değildi. Biraz da diyebiliriz ki bunlar formalite uygulanıyordu. Ta ki 2-3 gün önce Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in yaptığı mülakatları kaldırmıyoruz. Mülakatları bundan sonra daha ciddi, daha sistemli bir şekilde uygulama devam edeceğiz. Ki bu neden peki bir tepkiye neden oldu? Neden bir şaşkınlığa, bir şoka neden oldu? Çünkü önceden ifade edildiği gibi kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı beyan edilmişti. Fakat bugün gelinen nokta başta Milli Eğitim olmak üzere bütün kamu alımlarında mülakat meselesinin devam edeceği. Peki mülakat ne arkadaşlar? Mülakat şu. Arkadaşlar sözlü sınav yani yazılı bir sınava giriyorsunuz. Daha sonra gidiyorsunuz bir komisyon 3 ya da 5 kişinin karşısında sözel anlamda kendinizi ifade ediyorsunuz. Size sorulan birden 5'e kadar soru size soruluyor. Bazen 1, bazen 2, bazen 5 tane. Burada sizin kendinizi ifade etme beceriniz ne yapılıyor? Ölçülmeye çalışılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Sayın Bakan yaptığı açıklamada mülakattan vazgeçilmeyeceği, mülakatların devam edeceğini ifade etti. Ve dün itibariyle bunu biraz daha detaylandırdı. Bu da öğretmen, özellikle atama bekleyen öğretmen adaylarında ve kamuda işe girmeyi bekleyen adaylarda bir şok etkisi yarattı. Milli Eğitim Bakanı'nın özellikle yaptığı bu açıklama tabii ki öncelikle kimi etkiledi? Atama bekleyen öğretmen arkadaşları yaptığı açıklamada bu sınavların devam edileceği, bu sınavdan vazgeçilmeyeceği yapılan araştırmalarda özellikle öğretmenlik alan sınavlarında yeterince başarının ortaya konmadığını ve dolayısıyla böyle bir gerekliliğin ortaya çıktığını ifade etti. Asıl tepkiye neden olan, asıl arkadaşlar burada tartışma konusu olacak olan durum şu. Bu yazılı sınavların atama puanları içerisindeki ağırlığının %50, sözlü sınavın tek başına atama puanının %50'si oluşturacağı ifadesi. İşte tam bu arkadaşlar ifade çok ciddi tartışmaya neden oldu. Çok büyük tepkilere neden oldu. Çünkü uygulanan toplamda 3 sınavın ağırlığı yaklaşık 300 soru 50 puan %50'si alınacak. Ama yapılacak olan şu an sorulacak soru sayısının belli olmadığı bir mülakat sınavının atama puan içerisindeki ağırlığı da %50 olacak. Bu çok ciddi tartışmalara neden olabilecek bir durum. Bunun dışında arkadaşlar bu sınavların arkadaşlar kamerayla kayıt altına alınacağı, oluşturacak bir soru havuzundan gelişi güzel soruların alıp uygulanacağı, hiçbir tereddüde mahal verilmeyeceği gibi arkadaşlar ne yapıldı? Sayın Bakan bu mülakat meselesini detaylandırdı ve dolayısıyla bu şu an gerçekten özellikle atama bekleyen aday öğretmenler üzerinde çok büyük olumsuz etkiye neden olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü öğretmen adayları zaten yükleri ağır, özellikle sınav bazında sözlü sınavın kaldırılmasının en azından bu yükü azaltacağını düşünüyorlardı. Onun kaldırılacağını bekliyorlardı. Fakat bu sınavın devam edeceğini duyduklarında ayrıca buna ek olarak atamaya çok daha büyük bir etkiyle uygulanmasını, arkadaşlar açıklamasını gerçekten büyük bir şokla karşıladılar diyebilirim. Yani siz 3 tane sınava gireceksiniz. Bunun atama puanına etkisi %50 olacak. Arkadaşlar sözlü sınav ya da mülakat sınavının da etkisine kadar olacak %50. Bu çok arkadaşlar tartışmalı bir konu. Yani atıyorum siz yazılı sınavdan 90 puan aldınız, 45 puanınız oradan gelecek. Sözlü sınava girdiniz arkadaşlarım. Siz 90 puan aldınız. 45 ile oradan toplamdan 90 puan elde etmiş olacaksınız. Ama tek başına bu sözlü sınavın atama puanı içerisindeki etkisinin çok ciddi arkadaşlar olduğunu, çok fazla olduğunu söylemek lazım.
Dolayısıyla bunun eğer uygulanacaksa da uygulanacak ki uygulanacağını düşünüyorum ben. Ben uygulanabileceğini düşünüyorum. Yani sınavın kaldırılabileceğini artık bu noktadan sonra ben düşünmüyorum ama uygulanacaksa bile oranın bu kadar yüksek olması gerçekten çok büyük mağduriyetlere neden olacaktır. Yapılması gereken nedir derseniz yapılması gereken en başta eğer Sayın Bakanımız çeşitli mecraların, çeşitli arkadaşlar kurum ve kuruluşan kişilerin bu konu hakkında düşüncelerini ifade edebileceklerini, bunların kendisi için arkadaşlar olumlu olacağı, bir sıkıntı olmayacağını ifade etmiş. Dolayısıyla burada söyleyeceğimiz şu, bu sınavın kaldırılması gerekiyor arkadaşlar. Kaldırılmalıydı. Yani benim şahsi fikrim bu sınav zaten öğretmen adaylarının arkadaşlar şu an sırtından çok fazla zaten yük var sınav anlamında. Psikolojik ve anlamda arkadaşlar zaten. Bir de bu sınava ekstradan daha ciddi atamaya çok daha etki edecek. Büyük mağduriyetler belki yaratabilecek böyle bir puanlama sistemiyle tekrardan devam ettirilmesi arkadaşlar çok büyük sıkıntılara neden olabilir. Yani burada bu sınavın tekrar uygulanabilir hale getirilmesi, bu kadar ciddi bir sınava dönüştürülmesinin nedeni sadece öğretmen adaylarının yeterliliklerinin arkadaşlar alan sınavıyla ölçülememesi ise o zaman girip şunu yapmamız gerekiyor. Yani bu öğretmen adayları öğretmen olarak eğitim fakültelerinde nasıl mezun oldular? Acaba belli bir kriter konu burada bu adaylar elenemez mi? Yani 4 sene boyunca eğitim görmüş bir kişinin öğretmenlik yeterliliği 45 dakikada bir ya da iki soruyla ölçülebilir mi? Bunu sormak lazım, bunu tartışmak lazım. Dolayısıyla burada gerçekten bu sınav sistemi çok büyük mağduriyetlere neden olabilir. Çünkü özellikle 2-3 gün önceki ve dünkü açıklama adama bekleyen özellikle aday öğretmenler üzerinde çok ciddi olumsuz bir etki bırakmış, büyük tepkilere neden olmuş. Bunun uygulanabilecekse bile özellikle bu sınavın atama puanı içerisindeki etkisinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Ama en kalıcı, en net çözümse bu sınavın kaldırılması, atamaların sadece yapılacak olan arkadaşlar yazılı sınavlara göre yapılmasını daha doğru olacağını ben şahsen düşünüyorum. Yani bu ciddi mağduriyetlere neden olabilir. Örnek vermek gerekirse yazılı sınavda 100 puan almış bir kişi buradan sadece 50 puanı çekebilecek. 50 puanı çekebilecek. Sözlü sınavda velev ki geçemezse 30 alırsa bu kişi buradan sadece 15 puan çekebilecek. Yani 65 puanla elenecek bu arkadaşımız. Tam tersi bir örnek, tam tersi bir örnek. 60 puanla bu sınava yazılı sınavı kazanan bir kişi 30 puan elde edecek. Yarısını düşündüğünüzde 100 puan velev ki çok iyi ifade gücü olan, iyi arkadaşlar öğretmenlik rolü yapabilen bir kişi sevgili arkadaşlarım 100 puan aldığını düşünün. Buradan 50 puan, 80 puan alıp arkadaşlar bu şekilde bu sınavdan geçebilme durumu yakalayabilir. Yani bu da büyük mağduriyetlere neden olur. Dolayısıyla burada Sayın Bakanımıza çağrımız şudur. Bu sınavın kaldırılması gerektiğini ben düşünüyorum. Şahsi fikrim budur. Çünkü ifade edilmişti bu. Deklare edilmişti. İnsanların beklentisi bu yöndeydi. Fakat bugün bunun uygulanacağını, bunun kaldırılmayacağı ifade ediliyor ve daha sistemli atama puanlarına daha fazla etki edebilecek bir duruma getirilerek arkadaşlar bu uygulanacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun iyi düşünmesi, bunun iyi planlanması lazım. Sevgili arkadaşlarım, umarım tabii ki Sayın Bakanımız tekrar bunu gözden geçirir. Milli Eğitim arkadaşlar daha adil, daha uygulanabilir, daha kabul edilebilir bir sistem ortaya çıkar. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize arkadaşlar iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.